Süreç, ben adım Murat Çelik. 25 yıldır bu firmada çalışıyorum. İlk kurulduğunda 2 yıl Almanlarla çalıştım. Almanlarla çalıştığım dönemden beri namazımı, içeride namazımı kılabiliyorum. Cuma namazına, fabrikamıza 100 metre mesafede olan Pancar Kantar Camisi'ne gidebiliyoruz. Süreç şu şekilde gelişti. Yönetim değişti. Derya Kaya olarak ayın 6'sında bir müdür geldi, yeni müdür, genel müdür geldi. Bize toplantı yaptı yemekhanede. Bu toplantıda kuralları, yeni kuralları anlattı. Biz 5.30'da çıkıyorduk, 6'ya çıktı dedi kural olarak. Bize yarım saatte oradan fazla çalıştırma yaptı. Artık namaz saatlerini de molalarda kılacağız dedi. Öğlen namazını molada kılıyoruz. İkindi namazı molamıza denk gelmiyor. 15 dakikalık bir molamız var. Bunu ne yapacağız dediğimizde, bunu evde kaza yapacaksınız. Arkadaşım da o esnada, Emin Coşkun arkadaşım, kendisi de benim, ben makine operatörüyüm, yardımcımdır. O da ayağa kalkarak, ben İmam Hatip mezunuyum. Bu konulara hakimim. Bu namaz kaza olmaz. Hani bu şekilde kazaya bırakılmaz diyerek ona yanıt verdi. Daha sonra Emin arkadaşımızı ayın 7'sinde odasına çağırarak, yani ikna odası gibi orada işte Cuma'nın içeride kılınacağını ve vakit namazlarında kaza yapılacağını evde. Hatta bize şunu söyledi: namazın kazası olur, işin kazası olmaz dedi bize. Ve onu ikna etmeye çalıştı. İçeride tekrar geri döndük. Ayın 8'i dün öğlende beni çağırdı yanına. Bu senin yanında çalışıyormuş Emin dedi. Onu işten çıkartacağım ben. Seninle çalışacağız. Bana senin gibi bir adam lazım. Neden çıkartıyorsun dedim. Ukala ukala konuşuyor dedi. Ve ben de namaz kılıyorum dedim. Dün namazımızı kılamadık. Mühendis arkadaş saat 6'ya 10 kala ikindi namazını, vakit geçiyordu, akşam ezanı okunacak, kılamazsın dedi bana dedim. O zaman seni de atıyorum işten dedi. Ve bizi işten, ikimizi bu kar, kış günü, milli yaz ilan edilmesine rağmen, 25 yıllık emeğimize rağmen işten çıkışımızı verdi. Kağıtlarınızı hazırlıyoruz, evraklarınızı, çıkışınızı veriyoruz dedi ve dün öğlen bizi işten çıkarttı. Olay bu kadar. Ben Emin Coşkun, Aluform Pekiktaş'ta yaklaşık 19 yılım oldu. Şimdi burada arkadaşımızın dediği gibi yönetim değişti. Bizi toplantıya çağırdı. Saat 5.30'da toplantıya girdik. Burada işte kuralları anlatırken ben de namaz konusunu sordum. Dedim biz dedim namazları nasıl kılacağız? O da kendisi bana dedi ki, yani hepimize dedi orada, vakit namazlarını artık dedi burada molalarda kılacaksınız. Dedi mola saatleri de denk gelmezse de kaza yapacaksınız dedi. Ben de kendisine ya dedim yolda kaza yaparsam ben dedim. Benim dedi bu kuralım dedi. Böyle bu dedi. Cuma namazlarını da burada kılacağız dedi. Ben dedi Diyanet'ten dedi hoca çağıracağım dedi. Ben de tekrardan söz istedim ve Cuma'nın şartları olduğunu söyledim. Kendimin İmam Hatip mezunu olduğunu. Ben dedim İmam Hatip mezunuyum, bir yıl Kur'an kursu okudum. Bunun dedim belli şartları vardır. Bu şartlar yerine gelmezse Cuma namazı kabul olmaz dedim. Bunlar da nelerdir dedim. Bunlar birincisi dedim devlet başkanının, yani dedim bugün dedim Diyanet'in, müftülüğün izin vermesi gerekir. İkincisi de umuma açık olması gerekir. O da dedi umuma açık ya dedi, şoförler gelecek, bizim burada çalışanlar gelecek. Öyle değil dedim. Yoldan geçen herhangi biri gelip burada namaz kılabilecek mi dedim. Yok dedi, kılamayacak dedi. Bu dedi kural böyle dedi. Ben de daha başka bir şey demedim. Ertesi gün beni çağırdı odasına. Direkt bana dedi ki, Emin dedi bu namaz konusunda, cuma konusunda ısrarcı mısın dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim beni çağırdığı için. Bu konuyla ilgili ben dedim zaten sizinle görüşmek istiyordum dedim. Ben dedim bu konuyu araştırdım. Benim dedim kayınpederim emekli imam. Artı dedim Diyanet TV'de aynen bu soru soruluyor. Fabrikada namaz, cuma namazı kılıyoruz.
bu kabul olur mu diye sordu dedim. Cevap da aynı bu şekilde. Umuma açıksa, ondan sonra müftülüğün izni varsa olur diye söyledi dedim. Vakit namazlarını dedi, ne yapacaksın dedi. Dedim vakit namazlarını kılacağım dedim. E dedi olmaz dedim, molalarda kılacaksın dedi. E dedi zaten dedi vardiya sistemine geçeceğiz dedi. Dedim öğleden önce dedi öğle namazı zaten dedim şeye denk gelecek, öğleden sonra molaya, ikindiyi de kılarım dedim. Yok dedi, artık dedi şey de yok dedi, öğleden sonra 8-4'te mola yok dedi. Yani dedi kılamazsın dedi. Ben de işte o arada biraz duygulandım. İşte benim 10 yaşında engelli bir çocuğum var. Bununla ilgili fabrikada hiçbir şey yapmadığını, ben dedim burada dedim 19 senedir işimden, eşimden, çocuğumdan vakit ayırıp buraya geldim dedim ben. Ben dedim böyle bir konu için dedim yani ben dedim burada sıkıntı yaşamak istemem dedim. Ama dedim namaz içinde ben dedim burada namaz kılamazsam olmaz diye söyledim. Beni ikna etmeye çalıştı. Cuma konusunda da dedim siz dedim bunu müftülükten mi istiyorsunuz? Yoksa dedim dışarıdan herhangi birini mi çağırıyorsunuz dedim, herhangi bir hoca. Ben dedi Diyanet'in hocasını çağırıyorum dedi. Diyanet'ten hoca çağırıyorum dedi. Ve dedi o kadar güzel hutbe okuyor ki, o kadar güzel ezan okuyor ki dedi. Ya bakın dedim bak biz dedim ben sizden şunu istiyorum. Müftülükten mi istiyorsunuz? Herhangi biri mi geliyor dedim. Diyanet'in hocası gelip deyip bana sesini yükseltti. Daha sonrasında işte beni ikna etmeye çalışırken ben biraz duygulandım. Sonra dedim ben düşüneyim dedim. Ayrıldım. Yani ertesi günde arkadaşı çağırmış. Yani benim ukalalık ettiğimi söylemiş. Halbuki ben hiçbir ukalalık yapmadım. Hiçbir yanlış bir şey söylemedim. Yani ben sadece namazımı kılmak istedim. Cuma namazına da iznimden kesin dedim. Benim dedim yıllık iznimden kesin. Ben dedim cumaya gideyim dedim. Ben dedi kanun bana bu hakkı veriyor dedi. Ben dedi izin verirsem gidersin dedi. İzin vermezsem gidemezsin dedi. E dedim benim de kanuni iznim dedim. Yok dedi. Ben verirsem dedi kanuni iznim dedi. Ben de o şekilde düşüneceğim diye ayrıldım. Daha sonra arkadaşımızı çağırdı işte. Arkadaşımın anlattığı gibi süreç devam etti. Bu şekilde. Bir de ben burada abi, mahkeme süreci var mı? Peki şikayetçi oldunuz bu konuyla ilgili? Bu konuyla ilgili mahkeme süreci var. Şikayetçi olduk dün çıktık avukata bunu bildirdik. Mahkemeye verdik. O esnada biz müftülüğe gittik. Müftü bey yoktu, yardımcısı vardı. Buraya herhangi bir imam göndermediğini ve oraya berat verilmediğini, zaten bunun şartları olduğunu, bize Pancar Kantar Camisi 100 metre mesafede olduğu için zaten böyle bir şey olamayacağını söyledi müftü yardımcımız. Yani bu müftülükten de izin alınmamış bu namaz konusunda. Eklemek istediğim bunlar.